TİP'in ve Dogecoin'in birbirleriyle kıyas edildiği bu haber üzerinde duracağız. Tabii burası dolandırıcı bir site ve dolandırıcı bir kripto paranın reklamı şu an yapılıyor. Ama işin bu boyutuna girmeyeceğiz. Bu neymiş burada? Tamam, burada da bahsediyor. Yukarıdan başlayalım. Dogecoin vs. PEEP fiyat tahminleri. Dogecoin ile PEEP'in birbirleriyle kıyas edildiği ve potansiyellerinin birbirleriyle rekabet ettirildiği çok fazla olay yaşanmıştır. İlk olarak bu, yani bundan birkaç ay önce özellikle buradaki meseleler çok hype'tı. Mesela bir isim PEEP'in Dogecoin'e göre daha iyi olduğunu, daha çok kazandıracağını savunmuştur. Bunun için belli başlı argümanları var kendisinin. Burada birincisi PEEP'in tabii ki tipik olarak yani piyasa değerinin Dogecoin'den çok daha düşük olması sebebiyle işin normali olarak katlama oranında yüksek olabileceğinden bahsetmiştir. Bu doğru bir argüman. Tabii bunun için talebinin de olması gerekiyor. Şu anda doğrudur. Dogecoin'in PEEP'ten çok daha yüksek bir piyasa değeri var. Ama potansiyel fon akışı da daha yüksek. Böyle de bir gerçek var ortada mesela. Sonuçta şunu da düşünmek lazım. Dogecoin doğru PEEP kadar düşük olmamasına rağmen ABD tarafındaki bankalarda bile, yani ABD'de bankaların bile biliyorsunuz rezervlerinden Dogecoin çıktı. Yani düşünün, bir banka bile Dogecoin tutuyor. Doge şu anda ABD'nin en popüler kripto para birimidir. En popüler altcoin'idir diyeyim. Haricinde Robinhood gibi dev bir borsa, aynı zamanda pek çok borsanın hususi Dogecoin yatırımları bulunur. Yani demem o ki, hem çok popüler ve çok fazla tutuluyor. Aynı zamanda birebir de Elon Musk'ın desteği ve pek çok katalizörden dolayı potansiyel olarak Dogecoin'in çok çok hala fazla miktarda bir para akışıyla karşılaşılma ihtimali yüksektir. PEEP'in bu kadar yüksek katalizörleri yoktur. Yani aradaki piyasa değeri farkı bu noktada direkt olarak PEEP'in bir o kadar Doge'dan yüksek rally yapabileceği anlamına gelmemektedir. Ha, ama yine de evet, PEEP'in potansiyel katlama oranı yine de Doge'dan yüksek olacaktır. PEEP çok spekülatif, aşırı spekülatif. Bu da tabii elde tutma oranları da yüksek. İyi bir korelasyonu var. Ama aynı anda bir o kadar da sert hareketler yapabiliyor. Aynı kişi PEEP tarafında sıfır vergi ücretlerinin bulunuyor olması sebebiyle bunun kalıcı bir olay olduğunu dile getirmiştir. Haklı olma ihtimali bu noktada yüksektir. Sıfır vergi oranları aynı zamanda diğer unsurlardan kaynaklı olarak, dolaşan paradan kaynaklı olarak PEEP'teki trader oranları ve türev işlemciler muhtemelen uzun bir süre daha PEEP üzerinde kalmaya devam edecektir. Yine bu durum PEEP'te korkunç bir kısa vade ilgisi olduğunu gösteriyor. PEEP'e ne zaman bakarsanız bakın, pek çok kripto paradan daha yüksek bir volume market cap değerini göreceksiniz. Bu da erken ve yüksek oranlarda bir harekete geçme ve daha yüksek bir katlama oranı bırakma potansiyelini yansıtıyor. Durumlar böyle. Dogecoin ve Peepcoin'in diyor 2023'ün 4. çeyreği için umut verici fiyat gidişatlarına sahip zannetmiyorum. 2023 son çeyrekte pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Herhangi bir ekstra haber gelmezse, işte Elon Musk Dogecoin'i Twitter'a entegrasyonlu yapması gibi vesaire bir olay ortaya çıkmazsa, bu tarz bir durum olmayacaktır. 2023 son çeyrekte kripto piyasası için öyle hususi önemli bir olay bulunmamakta. Analistler diyor, Meme coin manzarası Dogecoin'den PEEP'e kadar öne çıkan tokenların yükselişine tanık oldu. Ya bu tamam, geçmeyecek misin anlamadım ki, tam geçiyorum şurayı. Dogecoin OG Meme coin diyor.
Dogecoin başlangıçta bir şaka olarak tasarlandı. Evet. Ancak 2013 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana kripto pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Öncü meme coin olarak meme ekosistemindeki en baskın token'dır. Aynı zamanda tek meme token'dır. Mesela daha önce de konuştuk. Billy Marcus burada geçmişte yalan söyledi. Daha doğrusu geçmişte Dogecoin'in arzını yanlışlıkla artan bir biçimde ayarladığını söylese de aslında bu doğru değildi. Bilerek ayarladı. İkincisi tek bir meme coin'de yine Dogecoin'dir. Yani başka bir meme coin'i yoktur. Mesela Shiba bir meme coin değildir. Bu olumlu değil bu arada. Shiba için olumsuz bir durum. Buna ek olarak daha geniş kripto pazarında piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasında yer alıyor. Dogecoin'in bugünkü dayanıklılığına çeşitli faktörler katkıda bulundu. Bunlara canlı topluluğu ve popülerliği de dahildir. Bu faktörlerin hala etkin olması nedeniyle 2023'ün son çeyreği için yükseliş görünümü var. Yok. Hayır, 2023 son çeyrekte yükseliş görünümü pek yok. Analistlere göre Dogecoin 2023 yılı sonunda 10 senti yükselecek. Sonuç olarak yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralardan biri. Uzun vade yatırımları yapmayın. Sezonluk yatırımlar yapılabilir. Bu şekilde. Elon Musk'ın da biliyorsunuz bu konuda bir sözü vardır. Bitcoin, Ether ve Dogecoin bunları alıp sıcak cüzdanlarda tutan biri, soğuk cüzdanlarda tutan birinin iyi kar edeceğini düşünüyorum demiştir. Pip, öne çıkan bir meme coin. Pip, meme coin alanında Dogecoin gibi uzun süreli bir varlığa sahip olmasa da yine de kilit bir oyuncu. 2023'ün ikinci çeyreğinde faaliyete geçti ve evet Nisan ortasında 13 Nisan olması lazım. Şaşırtıcı büyümeye tanık oldu. Şu anda üçüncü en popüler meme token'dır ve satın alınabilecek iyi bir kriptoyu temsil etmektedir. Katılıyorum. Bununla birlikte Pip de kendi payına düşen zorluklarla ve piyasa dalgalanmalarıyla karşılaştı. Bu zirveden %80 üzerinde bir düşüş oldu diyor. %80'lik bir düşüş diğer kripto paralara göre çok daha az bir düşüştür. Buna rağmen analistler potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Bu nedenle sadık topluluğun etkisiyle değerinin yeniden canlanacağını ve duyarlılığın artacağını öngörüyorlar. Zaten duyarlılığı yüksek, çok yüksek, daha da artar. Pip'in 4. çeyrek için fiyat projeksiyonu 5.01 ile 5.05 arasında değişiyor. Yavaş gel ya. Abartmış yani bunlar da, tamam mı? Evet, bu şekilde bir durum var. Pip de iyi bir meme coin'dir diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.